Hırsızlar telefoncuyu soymak için otomobille geldi. Camı kırdıkları anda devreye alarm girdi. Tüm mahalle ayağa kalktı. Hırsızlarsa mahalleliği atlatmak için silaha sarıldı. Biri yüzünü gizledi, beline silahı koydu. Diğerleri eşkallerini gizlemeye bile gerek duymadı. Üç hırsız telefoncunun camını böyle kırdı. Kaçarken kendilerini fark eden mahalleliye de ateş açtı. Burada geçerken ben bağırınca bana doğru, havaya doğru ateş ettiler. Bir el, ondan sonra da kaçtı ettiler. Beylikdüzü'nde sabahın ilk saatlerinde dükkanın önünde bir otomobilin ışığı aydınlandı. Bir süre sonra üç kişi kapıda belirdi. Hırsızlardan birinin yüzünde maske, belinde ise tabanca vardı. Diğer iki hırsız da işte tam buradaydı ve birisinin elinde de çuval vardı. İşte bir makas getirdiler ve bu kapıyı kırmaya karar verdiler. İşte tam o sırada yukarıdaki balkondan bazı mahalleli onları fark etti ve onların buradan uzaklaşmasını istedi. Gözcülerden biri hırsızlık yapan silahlı şüphelinin yanına geldi. Fark edildiklerini söyleyip haber verdi. Ancak o şüpheli oralı bile olmadı. İçeriği kontrol edip demir makası hızla cama vurmaya başladılar. Arabadan gelen maskeli bir tanesi geldi, arkadaşını çekti. Çekince de o da onu gönderdi hani. Hani ben bu işi... Hani fark edildi, kaçalım mı diyor orada. Kaçalım diye. O da kaçalım diye geldi. O deyince de kesemedi kilidi. Aldı bu sefer makası, başladı cama vurma. Demir makasla o dev cam saniyeler içerisinde tuzla buz oldu ve dükkanın içerisindeki alarm sistemi bir anda devreye girdi. Ve kulakları sağır eden o sistem devreye girmesine rağmen o hırsızlar işlerine devam etti. İçeride 25 saniye kaldılar. Önce dizüstü bilgisayar, bir telefon ve tablet aldılar ve bu soygun anında herkes balkondaydı. Bütün mahalleye kalkıyor. Üst komşularımız olaya müdahale, sesleniyor onlara. Karşıdan Gürkan arkadaşımız bağırıyor. Korkmaları gerekirken tam tersine silahla ateş ediyorlar. Kaçarken tek el silah sesi duyuldu. Balkonda onları fark edip polisi arayan mahalleli hırsızların hedefindeydi. Burada geçerken ben bağırınca bana doğru, havaya doğru ateş ettiler. Bir el. Ondan sonra da kaçtı ettiler. Normal şartlarda hırsızlar en çok bıçak taşırlar. Biz kendimizi ona göre savunuruz. Biz evden gelirken de ne olur ne olmaz diye elimize sopalarla geldik. Allah göstermesin, karşı karşıya kalsaydık o silahla bizim başımıza ne geleceği Allah bilir. Yanlarındaki çuvalı yakalanma korkusuyla dolduramadılar. Maddi kayıp büyük olmadı. Görüntüleri inceleyen polis şimdi her yerde mahalleliye silah sıkan hırsızların peşinde.